Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yüksek öğretim kurumunu kazanamayanlar için başlatılan ek yerleştirmeler bugün son buluyor, sona eriyor diyelim ve tercih sürecini İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç'la konuşalım. Burak Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar Hülya Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi 3-7 Eylül'de tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından şimdi lisansta 141.041, ön lisansta 139.068 kontenjan dolmadı. Şimdi bunlar çok önemli ve adaylara da sizin bir uyarınız mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Tabii ki şöyle söyleyelim. 280.109 kontenjandan bahsediyorsunuz. Bunlar örgün kontenjanlar. Açık öğretimde de 185 bin kontenjan var. Evet. Pardon, biraz evvelki örgünler 195 bindi, 85 binde açıklarda boşluk var. 280 bin kontenjan şu anda öğrencilerini bekliyor. Tabii bu haktan kaç kişi faydalanabilir? 890 bin civarında kişi faydalanabilir. Yani ilk tercihlerde tercih kullanmadığı için açıkta kalan ya da tercih kullandığı halde açıkta kalan 890 bin kişi var. Bunların bu 280 bin örgün ve açık öğretim için, kontenjanı için şu anda tercih yapma hakkı var. Evet. Şimdi tabii yıllardır hep şunu gözlemliyoruz. İlk yerleştirmede yerleştin. Yerleşmediysen gençler çoğunlukla havlu atıyorlar. Ümitleri kırılıyor. Öyle olduğu için ek yerleştirme sürecini çok da iyi değerlendiremiyorlar ama unutulmasın ki bu sene çok büyük fırsatların da olabileceği bir sene. Çünkü geçen seneye kıyasla sistem değiştiği için yerleştirme sonuçları açıklandığında gördük ki hiç beklemeyen kişiler üniversiteli oldular. Üniversiteli olmayı bekleyenler açıkta kaldılar. Taban puanlarda ve tercih davranışlarında büyük farklılıklar geçtiğimiz yıllara göre oluştu. Öyle olduğu için eğer şimdiye kadar ek yerleştirmeyi bizi izleyenler arasında ek yerleştirmeyi düşünmeyenler varsa son günde olsa, son saatlerde olsa, çünkü bu gece yarısı tercih bildirme süreci bitecek, bir kılavuza göz atsınlar. Yani kılavuzdaki ek yerleştirme kontenjanlarının olduğu kılavuzda ÖSYM'nin web sitesinde görebilirler. Tablo 3 ve tablo 4 vardır. Tablo 3'te ön lisans, tablo 4'te lisans programları vardır. Buradaki açık kontenjanlar, buradaki taban puanlar karşılarına çıkacaktır. Bir baksınlar, belki de hiç puanlarının yetmeyeceğini düşündüğü yerlerle ilgili şu anda fırsatlar var. Tıpta bile boşluklar var, hukukta ciddi boşluklar var, psikolojide, mühendisliklerde boşluklar var. Üniversiteli olmak için bir sene daha beklemeye gerek yok. Eğer bir fırsat varsa, yani öğrencinin içine sinecek bir meslek, bir üniversite varsa, sadece bilmemekten, ilgilenmemekten, farkında olmamaktan dolayı bu fırsatı kaçırmak da çok akıllıca değil gibi gözüküyor. Öyle olduğu için ben bir defa ilk yerleştirmede üniversiteli olamayan, açıkta kalan adaylar için günün ilerleyen saatlerinde, gece yarısına kadar mutlaka bir kılavuza bakmalarını tavsiye ediyorum açıkçası. Yani siz diyorsunuz ki kılavuz çok iyi incelensin, çünkü fırsatlar doğru. Gerçekten bu süreçte var biraz, çünkü yani değişiklik oldu. Bizde böyle zaman zaman son dönemde böyle değişiklikler olunca hep böyle hani anlamaya çalışıyoruz, sizin gibi eğitimcileri, eğitim uzmanlarını alıyoruz yayınlara, soru soruyoruz. Ama bu ek yerleştirme gerçekten önemli. Bugün son buluyor. Çünkü üniversite kayıtlarının ardından az buz bir rakam da değil, 141.041. Ön lisans da yani 139.000 keza. 139.068 kontenjan dolmadı. Sizin uyarılarınızı alırken bir taraftan da böyle sorular oluyor, işte tercih yaparken şimdi bugün için mesela hep böyle sorular gelirken sıranın çok önemi var deniyor. Ne dersiniz? Mesela 3. sıraya yazdım üniversiteye, başka biri 1. sıraya yazıp puanı benden düşük olmasına rağmen o yerleşir mi yerleşemez mi diye böyle bir sorular var. O da hep ek kontenjan için yine sorulmuş. Böyle bir şey yok. Var mı böyle bir böyle şey? Böyle bir şey yok. Yok, böyle bir şey yok. Şöyle söyleyelim. Mesela bir üniversitedeki hukuk fakültesinde bir tane son kontenjan kalsın. Orayı siz ve ben tercih edelim. Ankara'daki bilgisayarda ikimizin arasında bir tercih yapacaksa hangimizin yerleştirme puanı daha yüksekse onu oraya yerleştirir. Yani sizin puanınız benden yüksekse ve siz 24. sıraya yazmışsınızdır. Benim puanım sizden geridedir. Ben 1. sıraya yazmışımdır ama puanı yüksek olanı oraya yerleştireceği için sizi yerleştirir. Bu anlamda adaylarımızın kafası net olsun. Kimin puanı yüksekse kalan tek kontenjana puanı yüksek olanı yerleştirir Ankara'daki bilgisayar. Burada yalnız bir önemli uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen buyurun. Lütfen buyurun. Ek yerleştirme süreci başladığı zaman da bunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş televizyonlarda. Bakınız, şimdi burada esas alınması gereken kılavuzdur. Ek yerleştirmelerde şöyle bir kural vardır. Eğer bir bölüm ilk yerleştirmelerde dolduysa ve taban puanı oluştuysa,
Bu durumda sizin orayı tercih edebilmeniz için ek yerleşimlerde o taban puanın üzerinde bir puanınızın olması gerekir. Eğer yoksa zaten tercih etseniz de oraya yerleşme şansınız yoktur. Ha diyeceksiniz ki bir yer tam dolduysa ek yerleşimde onun yerine olabiliyor. Hani bir yer tam doluyor ilk yerleşimde ama gidip birileri kesin kayıt yaptırmıyorlar. Öyle olunca bazı kontenjanlar açığa düşüyor. İşte böyle tam dolup da birkaç kişi kesin kayıt yaptırmadığı için bazı kontenjanların açık kaldığı bölümlerde taban puanı tutturmanız lazım. Böyle bölümlerin zaten taban puanını kılavuzda adaylar görebiliyorlar. Bir de kontenjanın tam dolmadığı için altı açık kalan yani taban puanı oluşmayan bölümler var. Bunlar da kılavuzda boş olarak gözüküyorlar. Yani örneğin bir endüstri mühendisliği bölümü ilk yerleştirmede dolmadıysa 60 kontenjanı vardı 48 kişi doldu. 48 kişi dolduysa eğer işte dolmadığından dolayı taban puanı oluşmadı. Orayı sayısal puan türünde 180'i aşan bir de bir mühendislik olduğu için ilk 300 binde olan herkesin tercih etme hakkı var. O zaman. Adaylar lütfen buna dikkat etsinler. Bakın rehber öğretmenlerden de bazılarının hata yaptığını gözlemliyoruz. Sahadan gelen bilgiler bizi bu anlamda uyarıyor, endişelendiriyor. ÖSYM evet. Şu anda dedik ki biraz evvel ek yerleştirme kılavuzundaki puanları dikkate almak lazım diye. ÖSYM ilk yerleştirmeler yapıldıktan sonra sayısal verileri açıklar ve orada en yüksek ve en düşük puanları verir. Ama en düşük puanlar oraya yerleşen son kişinin puanıdır. Kontenjan dolmadıysa orada taban puanı oluşmaz ama son kişinin puanı orada verildiği için pek çok ek tercihte gidip bu kaynağa bakanlar yanılırlar. Peki. Bakın dediğim gibi kılavuza baksınlar oradaki puanlara göre mutlaka tercihlerini yapsınlar. Yapsınlar diyorsunuz. Siz yani bütün bu konuşmalardan ortaya çıkan sonuç bu bir fırsat. Bir de mutlaka kılavuzu inceleyin. Onun dışında hani kafanız karışmasın. Kılavuz zaten size rehberlik ediyor diyorsunuz. Bir de mümkünse eğer mutlaka bir rehber öğretmenle birlikte tercihlerini yapsınlar. Rehber öğretmenler öyle de böyle tecrübeli olduklarından dolayı gençleri daha doğru yönlendireceklerdir. Zaten hep bu işe mesai harcıyorlar. Sağ olsunlar. Gerçekten doğru. Önemli. Gençlere rehber öğretmen kılavuzla birlikte kılavuzluk yapsın diyorsunuz. Burak Klanç çok teşekkür doğru. ediyorum. Eğitim uzmanı. Biz de kısa bir ara verelim mi?